Merhaba, Sen Neler Yaşadın podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine Mehmet'le birlikteyiz. Hoş geldin. Yine bizi evinde ağırladı. Bugün neden birlikteyiz? Bir önceki bölümde Bridget Jones'u ortamıza alıp böyle üzerine konuşmuştuk. Sen neler yaşadın Bridget Jones diye. Neler yaşadın? Neler arkadaşım. Şimdi de dedik ki neden ikinci filmi de tekrar izleyip üzerine konuşmayalım? Çünkü bazı artık açılan konular, gidilen yollar ve Bridget'in hem fiziksel hem de ruhsal olarak farklı görüntüleri var elimizde. Biz de onun üzerine konuşalım dedik. Hatta ben birazcık da ilişkilerden, sadece işte böyle romantik ilişkiler değil, genel ilişkiler üstüne de bazı şeyleri konuşabiliriz. Bir de benim çok sevdiğim He's Just Not That Into You diye Türkçe'ye kadınlar ne söyler, erkekler ne anlar gibi saçma sapan bir şeyle çeviriyor. O kadar da seni sevmiyor gibi bir çeviriyor aslında. Aynen, yani seninle ilgilenmiyor. Seninle ilgili değil, evet. Gibi çevirebiliriz. O aslında bir kitap. Sonra filme de dönüştürülmüş. Biraz oradan da örnekler vererek bu bölümü kaydedeceğiz. O zaman kaldığımız yerden devam edelim mi? Birinci filmin sonunda çok güzel bir sahne. İşte Bridget'e I like you very much just as you are. Yani seni olduğun gibi çok beğeniyorum, seviyorum gibi bir şeyler söylemişti. Mutlu son. Aynen, mutlu son. Bu filmimiz de Bridget ve Mark'ın ve mutlu bir birliktelik yaşamasıyla, o sahnelerle başlıyor. Ve başlar başlamaz benim dikkatimi çeken, yine karşımızda yetişkin olmayan bir Bridget var. Öyle, evet. Çocuk gibi işte Mark yatakta yatarken banyoya bir yere kaçıp sigara içiyor gizli gizli. Böyle dumanı yok etmeye çalışıyor, kokuyu yok etmeye çalışıyor. Ama bence zaten o kısımlar onu relatable yapmak için, bence onu birazcık daha böyle empati kurmamız, onu sevmemiz için yapılmış sahneler. Ama evet, bir yetişkin kısmı eksik oralarda. Ama zaten onu da böyle sevimli yapan kısmı o. Evet, orada gerçekten o şey çocuk gibi, hani böyle dürtüsel çocuk gibi istediğini yine yapan ama bir yandan da yetişkin kişiden korkan bir çocuk, ortaya çıkmasını istemiyor falan. Ama benim dikkatimi çeken şey, biz filmde şeyi görmüyoruz, yani Mark bu konuda ona bir kural koymuyor ya da ondan öyle bir şey istemiyor. Belki de arka planda vardır böyle bir şey. Ama Bridget sigara içmeyen, sigarayı bırakmış biri olmak istiyor. Öyle görünmek istiyor. Belki imajının da bir parçası. Çünkü bu filmde şeyi görüyoruz. Kendini böyle bir aşağıda, yetersiz, yani o ilişkinin içinde olmasına rağmen kendisine bunun gösterilmesi, sadece sözde değil, davranışla da adamın yanında olmasına rağmen ben burada ne yapıyorum? Ben buraya layık değilim. Ben bu adam için yeterli değilim gibi bir şey var. Sanki bu ilişki onun bütün içindeki değersizlik, yetersizlik hislerini tetiklemiş gibi görünüyor. Bu anlamda sanıyorum hepimizin empati kurabileceği, bazen düzgün ilişkilerde ben ne yapıyorum, bu ilişkinin neresindeyim, buna layık mıyım veya içimizdeki yetersizliği dışarı vurduğu, eminim hepimiz buna benzer. Resel'in belki sen değil hayatım mükemmel olduğun için ben kendi adıma konuşayım. Evet, lütfen kendi adına konuş. Böyle parçalandığım, sabotaj ettiğim ilişkiler olmuştu o yüzden. Tamam arkadaşlar, kesiyoruz. Reklam bir. Şöyle hemen toparlayayım mükemmel olduğum için. Senin söylediğin şey bu filmde karşımıza sürekli seri bir şekilde tetiklenmeler olarak çıkıyor. Yani Bridget sürekli tetikleniyor ve o tetiklenmenin sonunda geldiği nokta yetersizim, aşağıdayım, bu adam için çok eksiğim, ben burada ne yapıyorum falan. Aslında bu gizlice sigara içmesinde de böyle bir şey var. Ona daha mükemmel, daha iyi, daha sağlıklı, neyse artık kafasındaki şey, o imajı vermeye çalışıyor. Ve yani bunu şöyle de bakabiliriz, yani kendi kendine daha sağlıklı olmak, daha iyi olmak, daha işte neyse artık kafasındaki şey, o olmak için davranışlarını değiştirebilirsin, daha çok spor yapabilirsin, beslenmeni değiştirebilirsin, bazı alışkanlıklarından vazgeçebilirsin. Ama bunu biri için daha iyi görünmek, daha yeterli olmak, o imajı vermek için yaptığın zaman sanki sürekli elinde patlayacak bir
şey gibi karşımıza aynen. çıkıyor. Yakın zamanda kitap kulübünde hatırlarsan konuşmuştuk seyir kitabını konuşurken. Evet. Orada da işte bir kadının yine böyle bir bağımlılık üzerinden böyle sanki üstten üstten bir aşağılanması bir şeyi falan. Hmm. Ve ben orada yine benzer bir şey söylemiştim. Kendi için bir şeyden vazgeçmek, bir bağımlılık konusuna belki tedavi olmak falan okey ama birileri için çok sağlıksız geliyor. O da başka bir bağımlılık. Bu sefer de Mark için her şeyi yaparım bağımlılığı gibi. Evet. Burada bence bana. Bir yetişkin olmak devreye giriyor. Hı-hı. Gerçek yetişkin olmak için bağımlılıklarının da farkında olup belki hı-hı. gerektiğinde bunların arkasında da durabilmek. Hani hı-hı. Mark'a ben arada bir sigara içeceğim. Kusura bakma. Bu hoşuma gidiyor. Birazcık zaafım. Bundan çok memnun değilim. Hı-hı. Ama ben buyum. Evet. Diyebilme cesareti zaten bu arada Mark'ın da şey hakkı var. Hayır ben içen biriyle birlikte olmak istemiyorum da diyebilir. Zaten yanında... Bridget'in korkusu bu. Ha. Hani eğer gerçek Bridget'i ona gösterirsem beni istemeyecek. Ki hani zaman zaman bazılarımızın hissettiği bence arkadaşlıklarda da hani en iyi yüzümüzü ortaya koyup ilişkiyi devam ettirme içgüdüsü ama bence olgunlaştıkça anlıyoruz ki ne kadar otantik beni ortaya koyarsan ilişkilerde o kadar sağlam bir temelin üzerinde ilerliyor. Tabii bunu zaman ve tecrübe öğretiyor hepimize. Zaten bu yakınlık konusunda sıkıntı yaşayan kişilerde çok karşılaşılan hı-hı. bir şey ya. Yani belli bir seviyeden sonra hiç kimseyle çok yakınlaşmak, kendini açmak istemiyor. Daha soğuk, daha kaçıngan hı-hı. duruyor. Neden? Çünkü eğer çok yakınlaşırsak, kendimi çok açarsam benim içimdeki eksikleri, hı-hı. defoları, sıkıcı tarafları her şeyi görecek ve o kişi zaten benimle artık görüşmek istemeyecek. Evet. Bu bir arkadaş da olabilir, hı-hı. iş arkadaşı da olabilir, işte romantik bir ilişki de olabilir. Ama bu senin dediğin gibi yani zaten kendim o yakınlaşmayı böyle o ya da o yakınlaşmaya cesaret edersem kendimde olan şeylerle hani yüzleşme hı-hı. cesaretim olursa sonra kendinle okey olduktan sonra bunu ortaya koymak da sanki evet. daha kolaylaşıyor. Şimdi bir de bu yetersizlikler ve tetiklenmelerde başrolü oynayan bir konuya geleceğim. O da Bridget'in ilk filmde de çok sık gördüğümüz fiziksel görüntüsüyle ilgili sıkıntısı. Ama şunun da altını çizmem gerekir. Birinci film için konuşurken demiştik ki ay Bridget'imiz çok tatlı, çok fit, çok güzel. Bu sefer bu film özelinde... bundan biraz uzaklaşacağım çünkü muhtemelen ilk film çok iyi tuttu falan diye biraz daha fazla kilo aldırmışlar. Ha bu yine ona çirkin demek, obez demek hala o seviyede hı hı. değil ama biraz... Balık etli diyebilir miyiz? Bir tık gibi. Daha ötesi gibi yok bölgesel ya. Olarak, bölgesel yani bir üst beden olarak yanaklar olsun, şey olsun bir böyle bir ödem var Bridget, yani. Bridget harikasın just as you are yani hiç bence. Aa, Bridget bence gece yemeleri kes, şekeri kes, yürüyüşlere hemen başla çünkü bu gidiş gidiş değil daha sen 40 olmadın. Hı-hı, yani, öyle diyorsun. Öyle diyorum bir yani şey olarak. Neyse onu sevdiğim için söylüyorum. Evet. Hep sevdiğimden. Şimdi yine tabii ki kendisini olduğu gibi kabul eden, seven, güzel bir ilişkisi olmasına rağmen Bridget'imiz yataktan yorganla falan çıkıyor. Yorganın altında giyinmeye hı-hı. çalışıyor. Böyle yine bir çırpınışlar, yine bir komik haller tabii ki o filmi sevimli yapıyor. Bütün bunların yanında bir de Rebecca karakterimiz var. Bir süper model görüntüsünde. Mark'ın asistanı gibi bir şey ya da iş arkadaşı evet. sanırım. Hatta onu arkadaşlarının tarif ederken bacakları buraya kadar olan bir Rebecca diyor. Tabii siz şu an göremiyorsunuz. Benim ellerim kafama yakın bir yerde. Yani buraya kadar bacakları olan Rebecca. Rebecca da onun için artık ileri seviye tetiklenme. Şey sahnesini hatırlıyor musun? Bunların ilişkisi olduğundan şüphelenip Mark'ın evine gelip evet. çatıya tırmanıp düştüğü basma hamlesi mi diyelim ne diyelim kalkışması da kalkışması. Diyebiliriz yine orada üst baş dağınık çamur ve işte yapraklar arasında bir iniyor ki eve avukatlarla toplantı var evet Rebecca da orada ama bir şey burada ne görüyoruz yani bir insan neden kendisinden daha güzel daha iyi şöyle böyle gördüğü birinden bu kadar tetiklenir neden çünkü herhalde merkezinde değil. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var. Yani ben
Mark'la ilişkideysem ve aramız iyiyse, okeyse, karşılıklıysa duygularımız ve hali hazırda yaşadığımız şeyler, yani benim yaşadığım şeyler, bu benim hayal kurduğum şeyler de birlikte yaşıyoruz, birlikte yatıyoruz, kalkıyoruz, bir sürü şey birlikte yapıyoruz falan falan. Ama sürekli dışarıda Mark'ın yakınındaki kişileri kontrol etmeye çalışmak gibi. Yani güzel biri olmasın, kadın olmasın. Hı-hı. Yani bu artık kendi ilişkime de bir saygısızlık gibi geliyor bana. Ya zaten o insanlar var dışarıda. Mark onlara gidecek olsaydı giderdi ama senin yanında. Şimdi böyle hani bence söylemesi çok kolay ama ben de eğer ilişkide olduğumun yanında bu kadar güzel, bu kadar hoş birini görsem ister istemez şu anki halimle ufak tetiklenmeler yaşayabilirim. Ha, evi gidip ev basmaydı, şuydu buydu, tabii ki hayır. Veya telefon kontrol etme, böyle şeylere inanmıyorum. Ama bence tetiklenmeler okey. Sadece bu tetiklenmelerin farkına varıp hani hamlelerimizi buna sonra göre veya yapıyorsun? Bu tetiklenmeleri bile Mark'la dürüst olarak, bak yanındaki beni birazcık tetikliyor. Sence? Hani bence bu bile okey. Tetiklenmeleri dile getirmek. Bunların seni kontrol etmesine izin vermek yerine bunları dile getirip bunlarla bile dürüst olmak bile bence merkezinde kalmak olabilir. Yoksa hani hiç tetiklenmemekten bahsetmiyoruz değil mi? Tabii tabii, yani gün içinde farklı konularda o şey gibi akan düşünceler gibi zihnimize birçok şey akıyor. Zaten bizi diğerlerinden ayıran, yani her birimizin başka yoldan gitmesini sağlayan şey de ben ona nasıl tepki veriyorum, onunla ne yapıyorum, sen ne yapıyorsun? Yani o düşüncenin zihnimizde belirdiği andan sonraki davranışımız bizim o günkü, o sene ya da neyse artık hayatımızda hangi konuysa kim olacağımıza karar veren şey. Evet. Bu da çok haklısın. Yani ben de öyle düşünüyorum. Tabii ki tetiklenirsin. Bazen senin yapamadığın için üzüldüğün ya da kendini geride hissettiğin bir konuda yan taraftan biri geçer, parmağının ucuyla yapıyordur. Şey olursun ya, lanet olsun ya, ben de falan filan. Ama sonraki gün nasıl geçiyor ya da sonraki saat? Sen bunun içinde boğulup gidiyor musun? Evet. Ama Bridget'te bir boğulma görüyoruz. Çünkü sürekli tetiklenme ve onun için sadece Rebecca geçerli değil. Herhangi bir şey onu tetikleyebiliyor. Yani bugün Rebecca, yarın işte Mark, yarın başka biri. Başka bir olay, başka bir konu. Sürekli çünkü ben burada ne yapıyorum? Yetersizim. Bu adam benim için çok çok daha iyi gibi. Bu paterni görebilmek için birazcık geriye çekilebilip bunu izleyebilmek gerekiyor. Şeyi hatırlıyorsun, bu filmde, ikinci filmde çok önemli bir gece vardı. Hukuk konseyi yemeği. Bridget de onun için çok özel hazırlanıyordu ve bir arkadaşı ona destek oluyor, işte korselerce hazırlık. Yani gidiyorlar böyle daracık korseler, gece kıyafetleri, saç baş bilmem ne. Çok komik sahneler de var, özellikle saç kısımları ben. Yani adam uğraşıyor uğraşıyor, saçma sapan bir kuş yuvası gibi. Şimdi orada da arkadaşından şöyle etkileniyor. Arkadaşı ona diyor ki, ben de evlilik teklifini hukuk konseyi yemeğinde almıştım. O gece o kadar, yani seni oraya götürüyorsa hani bekle artık böyle bir şeyi. Bridget hemen kurmaya başlıyor. Zaten romantik böyle kafasında sürekli Bridget Darcy, Mrs. Darcy, Bridget Jones, nişanlı, eş, anne, çocuk falan böyle bir sürü şey yani kafasında kurarak, Mark bana bu gece evlilik teklif edecek, o yüzden beni buraya çağırıyor falan giderek o yemeğe katılıyor. Ve böyle yuvarlak bir masada, genelde de zaten hukuk işiyle ilgilenen işte avukatlar falan filan, böyle kendisinin çok uzak olduğu bir grup insanla oturuyor ve masadaki yan tarafta oturan arkadaşı çok darbe almış, işte boşanmış, aldatılmış, bir şeyler yaşamış, loser bir adam. İşte geliyor, Bridget onun yanına park ediyor maalesef ve sohbet ederlerken adam diyor ki, çünkü adam da kendini çok aşağıda, çok eksik, oraya ait değilim düşüncesiyle yaşayan bir adam ve şey diyor, işte bak diyor, Mark ve Rebecca gibiler var, onları göstererek, bir de bizim gibiler var diyor. Bridget'i de kendi grubuna dahil ediyor. Ne münasebet yani. Ama zaten bu bir enerjidir ya. Evet. Yani Bridget zaten orada öyle duruyor. O düşünceler hani kimse duymuyor zannedersin, kimse hissetmiyor zannedersin ama öyle bir bakarsın, öyle bir durursun, cildinin rengi, parlaklığı bile değişir. Ve
yani Bridget nasıl yani falan derken adam diyor ki biz VIP odasına yanlışlıkla girmişiz ve kovulmayı bekliyor gibiyiz. Ve Bridget bunu kabul ediyor. Bunu kanıt olarak alıyor. Evet. Yani onayını da aldı. Evet, evet, zaten ben böyle düşünüyordum. Bu halbuki bunu söyleyen kişi sağlıklı biri değil. Hı-hı. Bıkmış, bezmiş, loser bir profil ya da hayatının aynen öyle bir zamanını yaşayan bir profil. Ve bunu o şekilde hı-hı alıyor. Bir de bu az önce bahsettim ya işte Mrs. Darcy, Bridget Darcy bilmem ne gibi böyle kafasında bir şeyler kuruyor. Orada da şey var yani muhtemelen Bridget'in anlayışında işte birini seversin, o seni sever, birlikte olursunuz, evlenirsiniz, çocuklarınız olur gibi düz bir çizgi var. Hı hı. Ve bunun kendi kafasındaki gibi ilerlemesiyle ilgili beklentisi var ama bunu Mark'la konuşmuyor hiç. Hı hı. Mark'ın bunlardan haberi yok. Ve o akşam Mark'ın hiç haberi olmayan bir şekilde böyle bir beklentisi var. Ve Mark ona o gece evlilik teklif etmediği için tripler yiyor Mark. Aynen. Ve sonra bir köprüde mi bir yerde şey diyor, zaten sorsaydın da hayır derdim diyor. Mark da şey diyor, neyi? neyi? Ne soracaktın falan. Yani... Burada dikkat etmemiz gereken toplumda var olan bunun gibi paternler. İşte tanışırsın, date edersin. Bir yıl çıkarsın, nişanlanırsın, evlenirsin, sonra çocuk gibi böyle toplumun üzerimize baskıladığı paternlerin farkında olmak. Çünkü bir tane kural yok, ilişkinin gidişatını belirleyen tek yol yok. Hı hı. Bunun farkında olup ilişkiyi sabotaj etmemek bir anlamda. Bridget'e vereceğimiz tavsiye burada. Aynen. Bir de bu arada böyle bir şeyi istemek ayıp değil, suç değil, günah değil. Tek senin yol değil gerçekten sadece. Gerçekten böyle evet bir beklentin olabilir ama karşıdaki adamın bundan haberi yok. Hı-hı. Yani senin beklentilerin, o adamla ilgili planlarından adamın haberi yok. Hı-hı. Bunları gerçekleştirmeyi teklif etmediği için suçlu. Hı-hı. Yani adam neye uğradığını şaşırıyor. Şeyde ben bir yanlışlık görmüyorum. Mark'la bir sohbeti esnasında diyebilir ki Mark işte gelecekle ilgili bir plan yaptın mı? Ne düşünüyorsun? Ne isterdin? Ne hayal ederdin? Bunun cevaplarına da tabii hazırlıklı olması gerekir. Yani Mark ona diyebilir ki ben bir şey düşünmüyorum, böyle iyi. Hı-hı. Asla evlenmem. Ben çocuk istemiyorum. Yani bunların cevaplarına da hazır olması gerekiyor. Hatırlıyor musun? Yakın zamanda seninle bir sohbetimiz olmuştu. Ben sana iki uç profilden bahsetmiştim şey diye. Hani ben şey adamlardan da hiç hoşlanmam. Ben ilişki sevmem, hı-hı, istemem. Ben asla evlenmem. Ama bir o kadar ben evliliğe çok hazırım ve şu an evlenmek istiyorum. Yani ikincisi daha korkunç hatta. Yani bunlar çok korkunç şeyler. Ama birilerinden bunları duyman gerekebilir. Evet. O zaman bunları duyduktan sonra sen ne yapacaksın? Bu yine seninle ilgili bir şey. Ama burada o kadar iletişim yok ki. Sürekli kafamdaki şeyleri Mark da düşünsün. Evet. Benim gibi düşünsün, benim planlarım onun da planları olsun ve gelsin bana teklif etsin. Ama zaten bunları yapabiliyor olsa bu film olmazdı. Hı. Bridget Jones diye bir karakter olmazdı. Evet, o yüzden bunun burada quirkiliği, birazcık böyle evet nörotik patenleri bizim çok sevdiğimiz, hoşumuza giden yanları aynı zamanda. Ama bu asistanıyla ilgili şey, belki daha oraya geleceksin ama hani onun kıskandığı asistanı ile ilgili bir kısmımız var. Filmin sonunda anlıyoruz ki asistanı aslında lezbiyen ve Bridget Jones'a aşık. Aynen hani öyle. Bu kadar tetiklenmelerinin sonunda anlıyoruz ki aslında Rebecca, şurasına kadar bacakları olan Rebecca Bridget'i seviyormuş. Aynen. Aslında kıskanması gereken Mark'mış. Evet. Orada da çok tatlı bir iletişimleri oluyor. Bridget böyle yani bir yandan onore oluyor. Bir de güzel haberi duymuş oluyor. Mark'la hiç ilgilenmiyor. Demek ki bana aşıkmış falan gibi bir şey diyor. Bir gün taraf değiştirirsem sensin. Sen. Bu çok iyidir. Hani böyle farklı yönelimleri olan kişilerin birbirine bence verdiği en kibarca cevaptır. Yani bir gün taraf değiştirirsem sensin. Sağ ol falan diye. Ama şimdi o geceye geri dönelim. O gece böyle bir gerginlik oluyor. Ayrılıyorlar gibi falan filan. Sonra Mark geliyor ve sonunda yani bu yaşananların sonunda Bridget sonunda bir teklif alıyor. Yine evlilik teklifi alacağını zannederken Mark ona işte ben sana bir şey soracağım, bir şey soracağım deyip benimle kayak yapmaya gelir misin diyor ve bir kayak tatiline gidiyorlar. Orada yine anti yetişkin davranışlar, kayak biliyormuş gibi yani sürekli kendini
daha iyi gösterme çabasıyla daha kötü durumlara düşmesi. Orada bir işte hamilelik şüphesi, bunun üstüne gereksiz çocuğun hangi okula gideceği, olmayan çocuğun hangi okula gideceği tartışması falan filan derken gerçekten artık filmdeki ayrılık noktasına geliyorlar. Yollar ayrılıyor. Kim giriyor sahneye? Daniel Cleaver giriyor tabii ki. Yakışıklımız, playboyumuz. Hugh Grant'imiz yani sahneye geliyor. Nasıl geliyor? Bridget bir televizyon kanalında çalışıyor. Daniel da oraya bir gezi programı yapıyor. Gezelim görelim işte ülke ülke geziyor şehir şehir. Ve bunu Bridget'le bir projede bir araya getiriyorlar. Ve birlikte iş seyahatine Bangkok'a gidiyorlar. Ve orada bizim zinhar haz etmediğimiz, hoşlanmadığımız bir yakınlaşma yaşanıyor. Bir akşam işte Bridget Daniel'ın odasına gidiyor. Neden hoşlanmıyoruz Memo'cum bu şeyden? Bu kadar seviyeli, düzgün, sevdiği bir adamla ilişkiden çıkmış birinin bu kadar hızlı, bu arada yargılamıyoruz ama, ama yargılıyoruz. Çok az yargılıyoruz. Kendini böyle bir playboy'un ki geçmişte tecrübesi olan bir playboy'un odasında öyle bir pozisyonda bulması birazcık absürt bir kendine saygısızlık durum. Yani. Evet. Hani biz onun için diyoruz yoksa bizim için. Yani. Yoksa yakışıklı bir adamla yurt dışında bir seyahatte güzel bir macera yaşamanın bence hiçbir sakıncası yok. Sadece plotta bir mantıksızlık gibi geliyor. Bu kadar sevdiğin, ciddi düşündüğün, çocuk yapmak istediğin bir adamdan ayrılır ayrılmaz kendini böyle bir playboy'un kollarında bulurmuş gibi bir hikaye. Bir de yani red flagleri, kırmızı bayrakları sallaya sallaya gelen, geçmişin sabıkalarla dolu ve sana çok saygısızlık etmiş bir insan olması. Yani dediğin gibi orada yeni biriyle tanışsa bir şey, yani bunlara kapalı değiliz ama bu kadar sabıkalı olması. Evet ama Bridget Jones'a da ufak bir kredi verelim. Çünkü hadi. Hugh Grant gerçekten hani filmde çok yakışıklı, karizmatik, ne bileyim böyle worldly dediğimiz güzel seyahat eden. Bir şey söyleyeceğim. Mark'tan geldin. Mark'tan geldin ama hani tabii ki tamam. Abur cubur sevebiliriz. Bence bu abur cuburun da neyse zaten bizim bu düşüncelerimiz zihnimizde dönüp dolaşırken her şeyi yine Daniel patlatıyor. Evet. Kapı çalıyor, oda servisi, yarı çıplak bir kadın. Beni sipariş etmiştiniz. Bu arada kadın olmadığını öğreniyoruz sonradan. Sonradan evet, o da filmin ayrı bir şeyi. Tayland'ın tipik. Ve orada Bridget birdenbire uyanıp aman tanrım yani falan filan şeyde Daniel da şey diyor yanlışlık oldu bilmem ne ve gelen kişi diyor ki yok diyor dün de arkadaşım gelmişti baya güzel bahşiş de veriyormuşsunuz. Ya yani artık hani adamın aslında hiç değişmediğini ve sürekli her gün başka kadınlarla takıldığı onaylanınca Bridget'imiz uyanıp toparlanıp oradan çıkıyor. O kadın girmeseydi ne olacaktı acaba? Pişmanlıklar, evet, pişmanlıklar. Aynen, ben sana söyleyeyim ne olacağını. Geceyi birlikte geçirecekti. Sonra Mark'la tekrar yolları kesişirse bu durum ayağına takılacaktı. Saçma sapan bir girdaba girecekti. Evet. Saçmalıklar silsilesi olacaktı. Çünkü bunun için biraz IQ lazım. Ve Bridget'imiz de bazen IQ çekiliyor. Hı-hı. Şey gibi, Medcezir gibi düşün. Bazı evet. dönemlerde IQ çekiliyor geriye. Ama bak yargılamıyorum. Asla. Derken yargıladım. Şimdi bu Bangkok tatilinin bitiminde ya da iş gezisinin havaalanında başına bir şey geliyor. Arkadaşı diyor ki çantama sığmadı şunu koyar mısın? Meğer onun içinde o arkadaşın yeni tanıştığı biri uyuşturucu kaçakçısıymış. Bir toz varmış bir şey. Ve Bridget orada yakalanıp hapse Tayland atılıyor. Tayland hapishanesine giriyor. Aynen. Orada işte oradaki kadınlarla sohbetler, muhabbetler, geyikler. İşte herkes sevgilisini, kocasını anlatıyor. Ne kadar kötü alışkanlıkları vardı falan. Hepsinin hapishaneye giriş hikayesinin başlangıcı böyle sevdikleri adam tarafından ihanete uğrayıp işte kötü yola düşürülmüşler veya işte kullanılmışlar bir şekilde. Hepsi kendi spesifik çok ağır hikayelerini anlatıyor. Bridget'te soruyorlar seninki ne yaptı bu kadar? Hani niye bu kadar sen de isyan ediyorsun bu konuda? O da ilk başta işte iç çamaşırını yatmadan önce katlayıp koyuyor falan gibi böyle çok hani saçma sapan saçma olan bir bahaneyle başlıyor. Sonra hani çevredekilerin anlamadığını görünce o da böyle o da beni döverdi falan gibi böyle hani ekstrem şeyler ekliyor. Sonra orada bir idrak anı var. Hmm.
ben acaba bazı şeyleri kafamda büyütüyor muyum? Aslında benim çok iyi bir ilişkim ve çok tatlı bir boyfriendim vardı da. Evet. Ben ne yaptım? Ama bu çok güzel. Çünkü hepimizin başına gelmiyor mu bu? Bazen kafamızda büyüttüğümüz şeyleri başka arkadaşlar, başka hikayelerle aynalayınca ve karşılaştırınca bir saniye ya diyorsun. Evet, ben sanırım birazcık dramatize etmiş olabilirim olayı. Tabii canım, özellikle grup terapileri, nefes terapileri, aynen, git oraya, herkes ağlayıp birbirine sarılıyor, şey oluyorsun. Ne oluyor ya deyip mesela hemen hayatına geri dönmek istiyorsun. Yani neyse, şimdi oralara girmeyeceğim. Şimdi hapistende Mark'ımız kurtarıyor Bridget'i. Hı-hı. Ama yine yani biliyorsun orijini Jane Austen'ın Pride and Prejudice, yani gurur ve ön yargıdaki Darcy'den alıyor soyadını. Oraya da bir yansıması var. Yani şöyle yine böyle başı dik ve asla kahramanlık şeyine soyunmadan, Bridget'in de haberi bile olmadan Mark işte Dubai'ye uçuyor, oradan Arabistan'a, oradan Lyon'a gerçek suçluyu getirtiyor, Interpol'le çalışıyor falan falan falan. Gizli kahramanımız. Gizli kahraman ve Bridget'in haberi olmadan Bangkok'taki hapisten kurtarıyor. Sonrasında da Daniel'ı buluyor. Bizim bu filmde de en sevdiğimiz sahnelerden sanırım. Hı-hı. Havuzlu kavga. İki yakışıklı erkeğin havuzda kavga etmesi kadar. Ve şöyle Daniel'ı gidiyor resmen basıyor. Diyor ki Daniel o sırada bir çekimde mi bir şey. Sen oradaydın ve hiçbir şey yapmadın. Hı-hı. Değil mi diyor. Ve Daniel, bu arada ben orada Daniel'ın cevaplarını beğendim biliyor musun? Hı-hı. Yetişkin bir kadını yani hani. Hı-hı. Hani Daniel'ın bu arada herhangi bir ilişkisi yok Bridget'le, şeyi yok ve yani şöyle ben... O kadar da değil hayatım. Sonuçta bir iş ilişkisi var, bir geçmişleri var. Ben seni Tayland'da asla havaalanında bırakıp hiçbir yere... Hayır şöyle, ben tabii ki yani beklentim olur. Hani başıma bir şey gelirse, hiç tanımadığım biri olsa da bana yardım etsin isterim ama... Burada Daniel'a şu açıdan haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ya Daniel hiçbir zaman çizgisini değiştirmemiş bir adam. Neysem oyum. Yani şu an mesela Daniel'la ilgili bana 70 tane senaryo getir. Hı-hı. Ben sana nasıl davranacağını söylerim. Evet. Çünkü o öyle biri. Hı-hı. Bridget yetmiyormuş gibi Mark'ımız da Daniel'dan bir beklenti içinde. Ha, yani evet. Daniel bırak şu adamı ya. Bir kavga çıkınca tanımıyormuş gibi davranıp yürüyecek bir adam. Evet. Yani hani o kadar. Evet. Ama... Mark çok sinirleniyor onu orada nasıl öyle bırakırsın diye. Bunu dövmeye başlıyor. Hı-hı. Hatta Daniel inanamıyor bu yüzden dayak yediğine. Habire böyle havuza giriyorlar çıkıyorlar falan filan. Sonunda da şey diyor ya işte bu kadar kafayı taktıysan git evlen Bridget'le falan. Sonra orada şeye de gönderme yapıyor. Hani daha önce Mark'ın eşiyle birlikte olmuş ve yakalanmış falan ya. Orayı da hatırlatıyor. Daha çok dayak yani bitmiyor dayak. Aynen. Bizim de böyle dayaklardan hoşlanan tipler olmamız bu iki filmde. Ama başka hiçbir şeyde böyle değiliz. Başka filmlerde izlemeyiz bile. Belki bizim alanımız olmadığı için başkalarının... bir de tamamen komedili bir şey olduğunu biliyoruz. Tabii canım, gerçek biliyoruz. Bir dayak yani, değil. Kimse zarar görmüyor. Bir ayrıca böyle zübbe bir karakterin ufak tartaklanması da kimin hoşuna gitmez ki? Ya tabii ki şimdi. Canım orada hani rahatlıyoruz yani o haddini bildiriyor falan. Bir de Bridget diye. Adına bir coşkumuz var. İki yakışıklının onun adına... Böyle bir hani duello gibi bir savaşması hoş bir romantik bir tarafı da var. Ama yine de ben şöyleyim. Ya şu Daniel'ı bir rahat bırakın ya. Siz kendi işinize bakın. Ya bu adamı bırakın ya. Hayatım bu episodda bayağı Daniel'cı oldun. Hayır Daniel'cı değilim. Yani Daniel benim yani kapımın önünden geçemez. Ama o öyle biri ya. Benim kapımın önünden geçebilirsin. Hatta içeri de girebilirsin Daniel. Ben de yardımcı olurum. Hani yolu gösteririm. Ben gelir alırım seni havalarına. Şimdi sonra tabii ki bu Bridget gerçeği öğreniyor ve koşa koşa Mark'a gidip işte teşekkür ediyor, sarılıyor bilmem ne falan filan. Yine bir mutlu sonumuz var. Tabii oraya gidene kadar da outfitini seçmek için, elbise falan seçmek için yine böyle komiklikler. Taksici onu bekliyor, bu olmuş bu olmamış falan filan derken yine böyle bir yargıçlar toplantısının ortasına bir yere geliyor ve mutlu sonumuz oluyor. Yani bir şekilde hayat Bridget'e yardımcı oluyor. Arkadaşları yardımcı oluyor. Gerçeği söylüyorlar falan filan. Tesadüfen bütün bu eksikliklerine, yetersizliklerine, kafasında döndürdüğü şeylere rağmen Rebecca konusu da böyle çözümlenince mutlu sona ulaşıyorlar. Çok şükür. Çok.
Ay çok şükür diyelim yani Bridget'imiz için. Sanıyorum üçüncü bölümü de var ama. Ama artık biz ileri bence, gitmeyeceğiz aynen. Ona gerek yok. Bence zaten bu birinci ve ikincisi gerçek orijinal olanlar. Hı-hı. Yıllar sonra Bridget Jones'un bebeği diye üçüncü Hı-hı. çekiliyor. Hatta şimdi de maalesef herhalde 70 yaşına gelince Bridget ne olmuş, marka öldürmüşler, bir şeyler olmuş falan. Seviyoruz gibi. Bazı şeyleri sündürmeyi. Sex and the City'de de böyle. Hani bir ya da Reunion falan. Evet. Yani onları da anlayabiliyorum. Evet. Şöyle düşün. Bir şey yapmışsın. İnanılmaz popüler Hı-hı. olmuş. İnanılmaz ünlü olmuşsun. Çok iyi paralar kazanmışsın. Ama sonra bir daha Hı-hı. çeyreğinin çeyreği kadar bir şey yapamamışsın. Evet. Hani Beverly Hills'ta çok zengin, çok o işte ferah içinde, çok büyük bir ünle hala işte telif gelirlerinden milyon dolarlar alarak yaşıyor olabilirsin ama şeyin psikolojisi ya da acısı da farklı olmalı. Herkes bir şeyler yapıyor. Ama insanlar da istemiştir bunu. Eminim bir market research yapılmıştır ve hani böyle bir ilgi olduğu görülmüştür. Ama çok da bir şeye varmadı çünkü ki. Çünkü ikincisi bayağı bir yine bir... Güzel bir box office'te güzel bence gelirler kazandı. Ha, hani kazanmıştır. Böyle o, şey değildi. Ona bir şey demiyorum ama şey gibi. Yani bence ilk yapılan şeylerin orijinalliğini ve büyüsünü bozuyor evet, böyle şeyler. Evet. Yani ben niye Carrie'yi mesela yaşlı bir nine olarak izleyeyim ki? Aynen. Onun yaşlılığını ben niye izleyeyim ki? Evet. Ama bu haliyle çok orijinal, çok güzel bir senaryoda bambaşka bir hikayede karşıma çıksa Hı-hı. belki daha iyi olacak. Ama onları da anlayabiliyorum. Evet. Yani bir kadının şeyine baktığın zaman bir daha öyle bir iş yapamamış, gitti ayakkabıcı oldu. Ayakkabıcı oldu. Yani ya, gerçek bu. Evet. Hala Carrie'den besleniyor. Hala Carrie'nin ayakkabılarından. Manolo Blahnik şeyleri, tasarımları gibi şeyler. Hala Carrie'den ilerliyor. Evet. Bu da anlaşılabilir bir şey. Şimdi birazcık da şu başta bahsettiğim He's just not that into you. Hı-hı. Yani o kadar da seninle ilgilenmiyor diye çevirebileceğimiz şeyden bahsedeceğim. Bunun da çıkışı Sex and the City. Çünkü o filmi senaristleri de zaten daha doğrusu bir kitap olarak yazıyorlar önce. Böyle küçük minik bir el kitabı gibi. Sex and the City'nin senaristleri. Ve çıkış noktası da Sex and the City'nin bir bölümünde Miranda bir adamla date'e çıkıyor. Ondan sonra adamdan bir dönüş almıyor falan. Ve bunu kızlarla buluştuğu zaman analiz etmeye başlıyor. Öyleydi, böyleydi, şöyleydi bilmem ne falan filan. Tartıyor, biçiyor, bir senaryo yazıyor. Acaba bayağı bir anksiyete yaşıyor bu konuda. Analiz, paraliz dediğimiz evet. şeye geliyorlar. O sırada yanlarında Carrie'nin de erkek arkadaşı var, Jack. Ve Jack ona diyor ki aramayacak. Hı-hı. Yani senden o kadar da hoşlanmamış falan. Herkes çok bozuyor, saçmalama öyle söyle falan. Ama Miranda'nın bu cevap çok hoşuna gidiyor. Bir uyanış gidiyor. Oluyor Miranda'da. Çok evet rahatladım. Diyor bu. Evet, bu. Çok rahatladım. Tabii sonra yavrum bu bilgiyi yaymaya çalışıyor New York sokaklarında ve yani üstüne patlıyor falan. Kızlar bunu dövecek gibi oluyorlar falan. Ve oradan şey çıkıyor. İşte bununla ilgili he's just not that into you. Yani seninle ilgilenmiyor. Şunları yapmıyorsa seninle ilgilenmiyor ve senden hoşlanmıyor demektir ve yani, bu okeydir. Cevap bu kadar bazen basit olabiliyor. Evet. Bazen fazla derine inmeye. Çünkü bizim böyle yatkınlığımız var ya analiz etme ve ben de seviyorum, sen de seviyorsun. Hani genel anlamda. Tabii bir şeyi o böyle yüzden, koyduğun zaman masaya evet. eğer hani durdurmazsan kendini çok şeyi analiz edebilirsin. Aynen. Hani seninle ilk konuştuğumuzda söylemiştim. Ben bunu zaten bir hani romantik ilişki kadın erkek falan gibi bakmıyorum. Tabii genel. Arkadaşlarla ilgili de işte ya da işte bir konuyla ilgili de hani iletişime geçmek yerine bir konuda açık açık bir şeyi söylemek, sormak yerine kendi kendine oturup öyle davrandı, böyle dedi. O zaman böyle olabilir. O zaman yani onun yerine de aslında bu da bir haddini aşmak ya. Ya onun yerine hissediyorsun, düşünüyorsun, karar veriyorsun, yargıda bulunuyorsun. Sonra bütün bunlara da inanıyorsun. Hı hı. Böyle bir tarafı var yani zaten böyle şeyleri, böyle bir şey olabilir. Bana böyle bir şey gelmiyorsa gerisini düşünmek bana düşmez deyip çekilmek senin zamanını, enerjini, konsantrasyonunu falan kurtarıyor. Bir de işin şey tarafı var, hani zihin tarafını söyledim ama gerçekten de böyle bir arkadaşlık ilişkilerinde de geçerli bence bu onların saydığı kurallar. Şimdi biri seni aramıyorsa, biri seninle buluşmak istemiyorsa, biri seninle bir organizasyon yapmak istemiyorsa, sen onu aramadan, sen teklif etmeden, sen bir şey sunmadan onunla ondan gelen bir şey yoksa sen doğru kişiyle arkadaş olmayabilirsin. Evet. Hani bu kadın içinde olur, erkek içinde, romantik bir şey içinde olur. Ben böyle düşünüyorum Hı-hı. ve
bu bilgiler bence bu kitap ya da bu film şey için güzel bir kaynak olabilir. Yani bazen duyarsın birinden ya sanki benim çabam olmasa bu ilişki ilerlemeyecek. Hı hı. Gerçekten de bazen birilerinin yoğun çabası sayesinde bazı ilişkiler ayakta, yürürlükte duruyor. Bazı evlilikler oluyor. O nikah masasına gidiliyor ama uzaktan izlerken de görüyorsun. Hani otantik ve gerçek bir mutluluk olmadığını. Çünkü bir kişinin çevirmesiyle, sürüklemesiyle bir yere kadar gidebiliyor. O yüzden bunu ben seviyorum, buradaki bakışı. Evet. Peki dengeli ilişkiyi nasıl anlarız sence? Kendi içinde bir formülü yok tabii ki ama kendi içinde bir dengesi vardır. Yani şu doğal bir dengesi vardır. Hesap yoktur mesela. Ben hiç hatırlamıyorum seninle tanıştığımız günden beri. Ben Memo'yu kaç kere aradım? O bana kaç kere gel bana yemeğe dedi? Kaç kere hadi şuraya gidip yürü? Yani bende bu bilgi yok mesela. Hı hı. Ve ben telefonu elime aldığım zaman canım seninle konuşmak istiyordur. Canım sana bir şey anlatmak istiyordur. Bir dedikodu vermek istiyordur falan. Mesela o telefonu alırım ve genelde de saate bakmadan seni ararım ya da yazarım. Müsait değilsen derim ki bu bana bir döner, hadi bakalım. Yani heyecanla da beklerim, hadi döndüğünde şunu anlat. Yani eforsuzluk diyebilir miyiz? Evet, hesapsızlık. Hesapsızlık, eforsuzluk. Yani ben ona ne verdim, o bana ne verdi, ben ona ne hediye aldım, o bana ne götürdü, getirdi. Yani bunlara hiç girmeden orada, çünkü öbür türlü eğer bu hesaplar yapılmaya başlanırsa hangi çeşit ilişki olursa olsun bir noktadan sonra karşı tarafı rakip ya da düşman olarak görmeye başlıyorsun ve sürekli bir yarış ya da savaş halinde oluyorsun. Ama çok yorucu bir şey. Böyle bir şeyin içinde olmak çok zor geliyor bana. O yüzden bunu kendimize yapmayalım. Evet. Çabaladığımız, çok efor sarf ettiğimiz ilişkilere bir dışına çıkıp bir dışından bir bakalım. Evet, bence hani bir de şu an... yani hani Bridget için söyledik ya, Mark'la aslında bazı noktalarda iletişime geçebilirdi ama orada bir şartımız var, sonuçlarıyla okey olmak. Evet. Mark'tan her cevap gelebilir. Yani Mark'tan Bridget, ben seni seviyorum ama asla evlenmek istemiyorum. Bu da biraz cesaret istiyor. İstiyor, bayağı istiyor. Evet. Bu cesaretimiz yoksa tavsiyen var mı, bu cesareti nasıl kendimizde, içimizde? Çünkü bazen ben bu cesareti kendimde bulmakta zorlanıyorum, açık söyleyeyim. Bridget kadar olmasa da böyle derinime inip bazen çekemiyorum. Bazen bazı şeyleri hayatımda tutmak daha konforlu geliyor. Bu cesareti kendimizde bulmak için eğer çok kısa bir tavsiye versen ne derdin? Ne derdim? Ya şöyle, aslında hastalıklar gibi, bazen bazı hastalıklar ya da semptomlar olur ya, onu gör ister. Hı hı. Yani onu yok sayma, o ağrı yokmuş gibi davranma, artık neyse semptom. Hı hı. Onu gördüğün zaman şifalanma başlar aslında. Böyle bir şey var ama şu an doktora gitmek ya da test yaptırma cesaretim ya da gücüm yok diyebilirsin. Bir hafta sonra gidebilirsin falan, bilmiyorum artık, neyse. Bunda da bence böyle. Yani birinci adım bence farkında olmak, senin söylediğin gibi yani... Böyle bir şey var bende, bunu böyle deneyimliyorum ama şu anda bundan çıkacak, vazgeçecek ya da bazı cevapları duyacak kadar da güçlü hissetmiyorum. Bence bu da çok güzel bir seviye. Evet. Zaten bu farkındalık olunca o kişi ya da durum tarafından kullanılmıyorsun ya da zarar görmüyorsun. Yani kendini yine bir farkına varma ve bir koruma şeyine girmişsin. Evet. Yani Bridget mesela savruluyor. Evet. Yani Bridget'ın ilk bölümde de konuştuk. Bütün psikolojisi, ruh hali, hayatındaki adamın ona karşı olan davranışı, tutumu onun ekseninde böyle savrulup gidiyor. Evet. Sen ama mesela diyelim ki bir senaryoda içinde bir şeyler dönüyor ama o insanla ilişkiyi kesmek ya da alacağın cevaba göre bir karar verme konusunda biraz geri duruyorsun. O kadar savrulmazsın. Hala merkezine yakınsın diye düşünüyorum. Evet. Bir de şey önemli. Ne kadar zarar görüyorum analizi önemli. Bazen birilerini hayatımızdan böyle çizip çıkarmamıza gerek yok. Bazen raftaki yerini belirlemek, rütbesini belirlemek. Evet. Onlar da her zaman çok kolay olmayabilir ama çizip atmak değil bahsettiğimiz şey. Bu böyle biri diyebilmek. Ben de böyle biriyim. Evet. Diye ben öyle düşünüyorum. Ve bunu kabul etmek değil mi? Evet, evet. Olduğu gibi, just as you are. Yani Daniel'ı o yüzden hani biraz savunur gibi oldum ama Daniel böyle biri. Evet. Daniel, ben
hastalanınca arayacağım biri değil. Daniel başım sıkışınca arayacağım biri değil. Daniel beni önceliklendirecek biri değil. Peki ben sürekli onun beyaz atlı prens olduğu, hani Shakespeare'in bir şeyi vardı ya, hani kafanızda bir şey var, bir çerçeve var, birilerini onun içine sıkıştırmaya çalışıp aşık oldum diyorsunuz. Yani orada ondan vazgeçmek. Evet. Daniel böyle biri. Aynen. Herkesi birazcık olduğu gibi görüp olduğu gibi de kabul etmek. Bir de sana yani şöyle ilişkilerde işte transaksiyon diyoruz ya, ondan sana gelen, senden ona giden şeylerde. Yani uyanık olmak, yani bana ne geliyor? Hangi teklif geliyor? Hangi yakınlık geliyor? Nasıl bir şey sağlanıyor? Bu bir hesap değil bu arada, bu bahsettiğim şey. Sadece fotoğrafını çekebilmek. Bazen kırıcı olabilir, üzücü olabilir. Bazen kendimize acıyabiliriz, üzülebiliriz. Onun yasını da tutabiliriz ama bu kişi ailemizden yakın biri bile olsa, annen bile olsa, sana yeterince şefkat, ilgi, annelik yapamıyorsa yapamıyordur. Burada iki yol var. Ya ısrarla ömrünün sonuna kadar o kişiden senin hayalindeki anneliği ısrarla almaya çalışmak ve ilişkilerin, her şeyin çok daha kötüye gitmesi. Ya da bu böyledir deyip mahrum kaldığını düşündüğün, eksik kaldığını düşündüğün konuda kendine başka kaynaklar aramak, başta kendinden faydalanmak gibi düşünüyorum. Ay çok, ay şey, çok güzel konudan söyledin. Konuya gittim. Ama altyazı sanki birazcık kendinle dürüst olmak değil mi? Hani ya kendine, hissettiklerinle. Evet, kendini bir evlat edin, evet, ya. Sen dünyada karşılaşabileceğin kendin için en iyi ebeveynsin, en iyi arkadaşsın. Zaten bunu kendin yapabilirsen dışarısı da çok daha güzelleşiyor. Evet. Şey, o yalnızlık ve birliktelik konusunda da hep konuşuruz ya. Yalnız başına çok güzel zaman geçirip eğlenen kişi öyle bir arkadaş oluyor zaten. Evet. Hiç mütevazı olmayacağız bu konuda. Lütfen. Değil mi hayatım? Yani hatta bu kaydı bitirdikten sonra biraz eğleneceğiz gibi, ne dersin? Bence de öyle. Evet. Neyse, var mı bir Bridget'i uğurlamadan önce söylemek istediğin? Valla söylemek istediğim bir iki tane şey var. Birincisi, bunları Bridget kafasında yaşarken ben hep şey diye düşünüyorum. Mark'ın ne suçu var ve aklımda Zuhal Olcay'ın bir şarkısı vardı. Belki bölümden sonra herkes de açıp dinleyebilir. Sen bana fazla iyisin diye bir şarkısı vardır. İşte şarkı söylerim, beğenmezsin, konuşurum, dinlemezsin diye böyle gidiyor. Hani ama orada anlattığı şey gerçekten adam sıkıntılı. İşte şarkı söylerim, beğenmiyorsun, konuşuyorum, dinlemiyorsun, arkadaşlarımı sevmiyorsun. Sen bana fazla iyisin diyor. Markımızın hiç böyle davranışları, örüntüleri yok. Tamamen bir illüzyonda Bridget. Yani bu belki de alacağımız bir şey olabilir burada. Ne kadar illüzyondayım? Gerçek mi? Reality test falan, aynen, filan. Yani bu, yani Bridget geliyor, diyoruz kendine gel. Evet. Avukat, yakışıklı bir avukat bulmuşsun. Hem de o kiloyla. Otur oturduğun yerde. Kilosunda sorun yok hayatım da. Var var. İkinci filmde sorun var. Detoks kesinlikle Bridget. Yani neyse. Bir de şeyi eklemek isterim. Bu bahsettiğim He's Just Not That Into You filminin sonunda çok güzel bir bence mesaj veriyor. Bütün bunlar olup bittikten sonra, o film de eğlenceli bir film, isteyenler açıp izleyebilir. Bütün oradaki şeyler, olaylar olduktan sonra, işte oradaki karakter bazı dersleri aldıktan sonra şey diyor. İşte maybe the happy ending is just moving on. Yani belki de mutlu son sadece hayata devam etmek. O Jung'un hani bir sonraki yapılması gereken şeyi yap demesi gibi. Yani günlük hayatının içinde bir bütün olarak, kendin olarak devam et. Zaten başka bir alternatif, böyle çok mutlu, çok yıldızlı bir şeye ihtiyacın yok. Aynen. Bunun yani, keyfini alabilmek yeterli. Kafamızdaki mutlu sonun hikayenin farkına varmak. Evet. Belki mutlu son o kafandaki kendine söylediğin hikaye değildir. Aynen öyle. Bir de bu dakikaya kadar bizimle gelenleri de boş bırakmayalım. Sana bahsetmiştim, hani ben bir şeyde duymuştum, bir tane tavsiye sitesi var. İşte insanlar sonra oradan aldıkları tavsiyeleri puanlıyorlar. Neydi ve ismi? Onu hatırlamıyorum. Hatırlarsam yazarım. Ve orada bugüne kadar en çok işime yaradı bu tavsiye, çalıştı dedikleri tavsiyeyi söyleyelim. Ve bir yerde de ilişkiyle ilgili belki birileri duymak ister. En çok işe yarayan tavsiye şuymuş. Just ask her out. Çevir bunu. Sadece ona dışarı çıkma teklifi et. Ha, bir kahve teklif et. Aynen. Evet. Ya en çok işe yarayanın bu olması da aslında yine Bridget'e dönmüyor muyuz? Evet. Kafanda kurup kurup durmak yerine gerçek hayata çevir ve reddedilmeyi tabii ki göze alacaksın ki
başkasıyla kahve içme şansın varsa oraya doğru git. Olduğun gibi ol. Olduğun gibi ol ve şu an bizi dinlerken birine kahve içmeyi böyle söylemeye çekinen birileri varsa yazabilirler. Sonra bize de yazsınlar. Ama kabul etmiyoruz sorumluluk. Şahit de yazamazsınız bize. O zaman iki single olarak yani ilişki tavsiyesi vermiyoruz. Kesinlikle vermiyoruz ve bizden alamazsınız böyle şeyler diyelim. Tamam, o zaman sonuna geldik herhalde. Geldik. Geldik sence. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.